Materyalizmi çökerten büyük gerçek. Komünistlerin 20. yüzyıl boyunca insanlığa yaşattıkları acıların ve kabusun kökeninde darinist ve materyalist inançları yatmaktadır. Komünistler materyalist felsefeyi körü körüne kabul ederek her şeyi yalnızca maddeden ibaret görür. İnsanların bir ruha sahip olduğunu reddederler. Aynı şekilde Darwin'in evrim teorisini benimseyerek insanları gelişmiş hayvanlar olarak nitelendirirler. Kitabım bu ve bir sonraki iki bölümünde bu ideolojinin geçersizliği açıklanacaktır. İlk bölümde materyalizmin her şeyi maddeden ibaret sayan dogmasını temelinden çökerten çok önemli bir gerçek üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde ise Darwinizmin iddialarının bilimsel yönden geçersizliği, insanların yeryüzünde her zaman insan olarak bulundukları, hayvanlardan farklı olarak Allah'ın ruh verdiği, bilinç sahibi varlıklar oldukları anlatılacaktır. Önce materyalistlerin dünya görüşünden kısaca söz edelim. Materyalistler, başta belirttiğimiz gibi, maddeyi mutlak varlık olarak görür. Yani var olan her şeyin maddeden ibaret olduğunu sanırlar. Bu bozuk mantığın bir sonucu olarak da Allah'ın apaçık olan varlığını reddederler. Allah'ı tenzih ederiz. Tüm varlıkların ancak Allah'ın dilemesiyle var olduğunu ve varlıklarını sürdürdüğünü kavrayamazlar. Materyalistlerin bu kavrayış bozukluklarından kaynaklanan çarpık felsefeleri onların Kur'an'da aktarılan ifadelerinde şöyle tarif edilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O yalnızca bizim dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz diriltilecekler değiliz. Müminun suresi 37. Bir başka Kur'an ayetinde de Allah'ı ve ahireti inkar eden bu kimselerin derin gafleti şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar dünya hayatından dışta olanı bilirler. Ahiretten ise gafil olanlardır. Rum Suresi 7 İşte materyalistlerin içine düştükleri bu gaflet ve kavrayış bozukluğuna yol açan nedenlerden biri hayatları boyunca çok büyük bir gerçeğin bilincinde olmamalarıdır. Bu gerçeğin bilincinde olmadıkları için tüm yaşamlarının maddeye bağımlı olduğunu ve bu dünya hayatıyla sınırlı olduğunu düşünerek dünyaya karşı hız dolu bir bağlılık içine girerler. İlerleyen satırlarda inkar edenlerin şuurunda olmadıkları bu büyük gerçeği anlatacağız.